bilgiler verdik. Tabii ki motorla nerelere geldiğimizi de göstermek istedim. Şimdi bazı arkadaşlar soruyor. Mesela özellikle motoru sattığın zaman veya da aldığında motorla nerelere gidebilirsin? İl değiştirebilir misin diye. İl değil. Nereden baksan ülke bile değiştirebilirsin. Burası Kırklareli ve karşıda şu nokta Limanköy. Limanköy'ün hemen arkası da Bulgaristan. Yani müsaade etseler Bulgaristan'a kadar gidebiliriz. Yine Cuba Superlight'la birlikteyiz ve yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Burası neresi? Burası Kırklareli'nde bulunan Pınarhisar köyü ile Demirköy arasındaki bir mevki. Tam olarak nerede olduğumuzu da bilmiyoruz ama öyle tarif edebilirim. Manzarayı görüyorsunuz. Tepe bir noktadayız ve yine İstanbul'dan Kırklareli'ne bir yolculuğumuz başlamıştı. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim beni takip etmesini. Ve dün geldik Kırklareli'ne. Kırklareli'nden sonra da şimdi gideceğimiz nokta neresi? İğneada. İğneada'da denize girmeyi planlıyoruz ama hava biraz bozuk. Gelelim motorla sürüş deneyimimize. Şimdi aşağı tarafı görüyorsunuz. Manzara çok güzel gözüküyor ama bu manzarayı buradan görmek için çokça çaba sarf ettik. Sağ olsun Cuba Superlight bize çok yardımcı oldu. Hatırlayacaksınız diğer videoda da Regal Raptor 150 cc'likle karşılaştırıyordum. Yokuş çıkışı bunun daha iyi. Torku daha yüksek olduğu için yokuşlardaki o sürüş deneyimini daha iyi yaşatıyor sizlere ve devir kaybetmeden ya da çok az devir kaybederek yokuşu tırmanabiliyorsunuz. Bu yüzden iki kişi yaklaşık 150 kilo olan iki kişiyi rahat bir şekilde buraya ulaştırdı. Bu güzel bir bilgi bu motoru kullanacak olan arkadaşlar için veyahut da kullanmayı düşünen arkadaşlar için. Tabii Kırklareli'ne gelirken İstanbul'dan yola çıktık. Rüzgar çok fazlaydı. Regal'le de bu yolculuğu yapmıştım ben. Onda da yakıt tüketimi artmıştı. Bunda da aynı sonuçla karşılaştık. Bu motor 19 kuruş yaktı. Bir önceki videoda hatırlayacaksınız Kocaeli'ne gitmiştim ve Kocaeli'ndeki deneyimimde 19 kuruş yaktığını gördük. Ama rüzgar çok olduğu için tabii ki hızlanmanızı etkiliyor bu durumda. Karşıdan direkt olarak vuruyordu rüzgar ve 22-23 kuruşlara çıktı yakıt tüketimi. Bu bilgiyi de vereyim. Şu an hem dinleniyoruz hem de manzaranın kadarını çıkarıyoruz ve sıkıntı yaşamadık. Dileriz ki sıkıntı yaşamayız şu an. Seyir zevki güzel. Hem manzarayı seyir zevki güzel hem de motorla yolu seyir zevki güzel. Umarız daha iyi sonuçlar aldıktan sonra kötü de alırsak, iyi de alırsak sizlere bu bilgileri paylaşmak bizler için mutluluk verici olur. Şimdilik bu kadar olsun aktaracaklarımız. Daha sonra görüşürüz diyelim ve hemen bize yola koyulalım. Hadi.